Merhaba arkadaşlar. 5 Eylül 2019 Perşembe Ankara. Tahminlerimi ve yorumlarımı paylaşacağım sizinle. Aynı zamanda kuponumu paylaşmış olacağım. Şimdi ilk ayak 3. koşu 1200 çim. Şartlı bir. Şimdi ilk koşu hiç koşmamış atlar arkadaşlar. Yani ben galoplarına baktığımda, çalışmalarını incelediğimde ve orijinlerine baktığımda ona göre bir değerlendirme yaptım. Şimdi küçük oynayacak arkadaşlar burayı iki atla geçebilirler. Birincisi 8 numaralı Tsar Rigrat Özcan Yıldırım biniyor. Buradaki ikinci atımız da 1 numara Ekirisi var 6 numara ile birlikte. 1 numara Ak Ziyaret Bey'i Gökhan Kovucuca'ya binecek. Yani bu dediğim bu iki, ilk atlar ilk iki çıkarsa yani ilk iki de gelebilir. Ama burada sürpriz de gelebilir arkadaşlar. O yüzden ben buraya 3 at daha önereceğim. İlk atım 4 numaralı Grayer. Grayer babasından dolayı arkadaşlar. Ondan sonraki atım 2 numaralı Beriş. Onun da babası Toşur. Hişman Çizik binecek. Dördüncü atım 2 numara. Beşinci atım da 7 numara arkadaşlar. Sergüç Bey. O da babası Uçan Bey. Yani o da gelebilir. Ben burayı 8, 1, 4, 2, 7 olarak düşünüyorum arkadaşlar. Yani dileyen arkadaşlar 2 at geçebilir ama ben 5 at geçeceğim. 8, 1, 4, 2, 7 olarak geçeceğim. Burada derecelerine ve çalışmalarına bakıp yarışlarımı izlediğimde son yarışlarını sprinter olarak yani bir tek ben de 9 numaralı Ova Kartalı öne çıktı arkadaşlar. Daha önce Tamer Şah'ı da geçmiş. Fahrenheit'ı da geçmiş. O yüzden 9 numaralı Ova Kartalı'nı ben tek tutuyorum arkadaşlar. Burada tek oynayacağım. Birazdan bahsedeceğim size. Dördüncü ayakta ben favoriyi yıkacağım arkadaşlar. Eğer orada dördüncü ayakta favoriyi yıkmayacak arkadaşlar. Buraya biraz daha at yazabilirler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu dördüncü koşuyu yorumlarsam ben size. 4 yaşlı Araplar 1200 çim. Normalde madalyon, 1 numaralı madalyon. Zaten Kaizbet yavrusu. Normalde çıktığı gibi bitirir arkadaşlar. Çıktığı bitirmeyi seviyor. Yani önce ön tarafı alıyor. Çıktığı an öne geliyor. Kafayı alıyor. Böyle bir boy filan önde gidiyor. Şeyi döndükten sonra, düzlüğe çıktıktan sonra yardırıyor gidiyor arkadaşlar. Ama bunu yaptığı yarışlarda ve kazandığı zamanlarda hep kilosu daha hafifti. Mesafe azıcık uzadığı zaman kaybediyor. Kilosu ağırlaştığı zaman kaybediyor. Yani yarın 1200 olduğu zaman yine gelme ihtimali var ama dediğim gibi ben burayı 9'la tek geçeceğim. Şimdi burada 2 numaralı Cibekoğlu da var. Bir de 6 numaralı Caize var arkadaşlar. Aslında yani burası 9, 2, 6 en sonda belki 1 gibi. Yani eğer burayı kalabalık geçecek arkadaşlar için bahsediyorum ki bu yarışı yorumluyorum. Ama ben Tamer Şah, Fahrenheit onların bu yarışta pek söz sahibi olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Ama tabi bazen de işte yarışıp geliyorlar, yanıltıyorlar insanları. Ama benim düşüncelerim, fikirlerim, yorumlarım bu ayak hakkında biraz açıklayıcı yapayım istedim size. O yüzden ben 9 numarayı tek atacağım arkadaşlar. İlk bankom 9 numara. Ova Kartalı olacak Özcan Yıldırım'la. Geçersek 3. aya. Üçüncü ayak. Yani bunu da şöyle yapıyorum. Çünkü yani bunu izledim, yarışları izledim. Beğendim arkadaşlar Ova Kartalı'nı. Yani altının para vermesi için ben dördüncü ayakta Karataş'ı yani Karataş'ı da yazacağım ama orayı yıkacağım arkadaşlar. Ama orayı çok tutan varsa buraya dediğim gibi bu dediğim atlardan yazabilirler. İkinci aya. İşte üçüncü aya geçecek olursak üçüncü ayakta da ben burada Karataş'ı tek atacağım arkadaşlar. Yani
Bir sonrakini de tek atmayacağım da dördüncü ayakta. Üçüncü ayakta Demir Perde ile Müslüm Çelik'le birlikte de Ekürü Çivici ile. Yani ben burada Karataş'ı tek atacağım. Yani buradaki tekim bankom Demir Perde arkadaşlar. Son zamanlarında formsuz gibi gözüküyor ama Karataş'la kazanacağını düşünüyorum. Ha burada size yani tek atmayacak arkadaşlara biraz da yorum yapayım. Buradaki benim düşüncem yani ilk rakip ciddi rakip bir tanesi 5 numaralı Cevherizade olur arkadaşlar. Gökhan Kocakaya. Yani normalde Cevherizade güzel bir at. Ve biliyorsunuz yarışta Ahmet Çelik olduğu zaman, Karataş olduğu zaman Gökhan Kocakaya yırtıyor kendisini. Ha, yani öyle burayı tek geçmeyeceğim diyen arkadaşlar varsa bence 5 Cevherizade'yi muhakkak değerlendirsinler. 1 numaralı Anayurt'u muhakkak değerlendirsinler arkadaşlar. Çünkü Anayurt'ta Özcan Yıldırım biniyor. Yani şeye atılmayacak bir at. Ya şey yabana atılmayacak bir at. Ve sonra da 2 numaralı Aşkabat'ta normalde Selim Kaya biniyor. Çok gevşek biniyor aslında. Çok tutmuyorum ama yine arkadaşlar değerlendirebilir. Ama öncelikle 7 diyorum ben banko tekmen öyle oynayacağım. Dileyen arkadaşlar burayı tek geçmeyecekler. 7-5-1 diye düşünebilir arkadaşlar. Ama ben 7'yi tek banko atacağım. Dördüncü ayağa geçersek bence birçok kişi yarın Last Chance Lady'yi Karataş'la, Halis Karataş'la tek atacak arkadaşlar. Günün bankosu olarak görecekler. Yani dileyen siz de öyle yapabilirsiniz ama ben burayı tek atmayacağım. Yani biraz burada para arayacağım arkadaşlar ben. O yüzden de buraya 5 tane at yazacağım ben. Bunlardan ilki tabii ki Last Chance Lady 1 numara. İkinci atım 3 numaralı Aurora. Gökhan Kocakaya'yla. Gökhan Kocakaya dediğim şeyi bu ayakta yapabilir arkadaşlar. Karataş'a şey olarak. Üçüncü atım 5 numaralı Royal Chic. Atın Sözen'le. Dördüncü atım 7 numaralı Valente. Müslüm Çelik'le. Beşinci atımda 2 numaralı Royaliz arkadaşlar. Özcan Yıldırım'la. Yani ben dördüncü ayağı 1, 3, 5, 7 ve 2 olarak oynayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi dileyen arkadaşlar burada biri tek atarsa 2 ya da 3. ayağa bahsettiğim atlardan yazabilirler ama ben 2 ile 3. ayağa tek olarak gideceğim arkadaşlar. 5. ayağa geçersek yine şartlı bir arkadaşlar yine hiç koşmamış atlar. Burada size 4 tane at önereceğim. Bu atlardan birincisi 2 numaralı Celal Ağa. Toşur yavrusu. İkinci atım yarın sürpriz çıkabilir. 10 numaralı Semra kızı. İkinci at olarak ben bunu tutuyorum arkadaşlar. Üçüncü atım 9 numaralı Yığmatepe. Müslüm Çelik'le. Son atımda arkadaşlar 3 numaralı Çağıran Ahmet Çelik'le. Yeri olan arkadaşlar Hişman Çizikli pokerciyi de 8 numara değerlendirebilir arkadaşlar. Ben burayı 2 10 9 3 çizgi altıda 8 olarak geçiyorum arkadaşlar. Son ayak 1500 kum. Yine hani kolay bir yarış değil. Yine yani grup birbirine yakın. TJK bu zamanı bu aralar böyle iyice zorlaştırdılar arkadaşlar. Favoriler geliyor para vermiyor ya da favoriler geliyor bugün olduğu gibi son ayakta bir 25 ganyan getiriyorlar 4000 lira veriyorlar. Yarın da yine 1000-2000 liralık bir ikramiye eğer 4. ayak yıkılırsa filan ilk ayakta herkesin oynadığı 8-1 değil de benim bahsettiğim 4-2-7 filan gelirse biraz iyi ikramiye verebilir arkadaşlar. O yüzden böyle bu değişik kurguyla oynuyorum ben. Son ayak ilk atım 5 numaralı Sultan Han Ahmet Çelik'le. Bence burada herhalde Melek Sima yarın favori çıkar 3 numaralı. Ama benim ilk atım 5 numaralı Sultan Han. Çünkü Ahmet Çelik gitmiş ondan inmiş 5'e binmiş. Vardır bir bildiği diyoruz. İlk onu yazdım arkadaşlar. İkinci atım 8 numaralı Umut Çiçeği.
Müslüm Çelik'le. Üçüncü atım 3 numaralı Melek Sima arkadaşlar. Son atım da 4 numaralı Peksus. Ben burayı 4 atla geçiyorum. 5, 8, 3, 4. Eğer yeri olan kalan arkadaş kaldıysa, buraya daha da çok at yazabilecek arkadaş varsa çizgi altı 1 numaralı açık kırmızıyı da değerlendirebilirler arkadaşlar. Hepinize yarın için bol şans diliyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.